Yeni videolarımdan haberdar olabilmek için abone olunuz ve lütfen bildirim. Merhaba arkadaşlar. 34. üniteye geçiyoruz dostlarım. Kök katsayı ilişkisini inceleyeceğiz ikinci dereceden denklemlerde. Birinci köşe taşıyla başlıyorum hemen Goberler. Bakalım ne demiş? Neler öğreneceğiz görelim bakalım. Evet, başladım. Diyor ki denkleminin kökleri toplamı eksi 3. Dostum, bir denklem şöyle yazılır. A x kare artı b x artı c eşittir 0 demiştik bunu daha önce. Yani bakın x karenin katsayısı a. X'in katsayısı b dediğimiz şey sabit sayıda c. Şimdi bu denklemin kökleri x1 ile x2 ise köklerin toplamını veren formül şudur kısaca. Eksi b bölü a'dır. Şimdi hemen kökler toplamını yazalım buradan biz. Eksi b bölü a'ymış değil mi kökler toplamı? Yani b dediğimiz şey şurası. Eksi b dediğimizde bunun eksilisi. Eksi 2k eksi 1 olacak. Bölü a dediğimizde burası k eksi 1'dir. Ve bu da neye eşitmiş kökler toplamı? Eksi 3'e. Hemen içler dışlar çarpımı yapıyorum. Eksi 3 ile burayı çarparsak eksi 3k artı 3 gelir. Eşittir şurası. Yani eksi 2k eksi 1'e. Eksi 2k'yı buraya alırsam burada eksi k kalır. 3'ü buraya alırsam burada eksi 4 oluşur. İki tarafı da eksi ile çarptığınızda k'nın 4 olduğunu gördük. Geldik buna. Kökler toplamı 17 olduğuna göre diyor ama bakın bu denklem biraz dağınık. Yani bir x burada var, bir x burada var. Önce bunu bir toparlayalım. 2x kare eksi x parantezinde, hatta şöyle yapalım, artı x parantezinde diyeyim ben, eksi 3 kalsın, eksi m kalsın, bir de artı 4 eşittir 0. Şimdi kökler toplamını yazıyorum. Eksi b, yani şuranın eksilisi, o da 3 artı m yapar, bölü a, yani 2. İşte bu neymiş? 17'ymiş dostlarım. Eksi b bölü a. 2'yi buraya attık. 34 eşittir 3 artı m geldi. 3'ü bu tarafa attık. 31 eşittir m geldi. Cevap Edirne. 3 numaraya bakıyorum Goberler. Denklemini sağlayan x değerlerinden biri 2 olduğuna göre m'nin alabileceği değerler toplamı nedir? Madem ki x değerlerinden biri 2, o zaman 2'yi yerine yazalım. Burası 4 olur. Eksi m artı 1 çarpı 2 artı 2m kare eksi m artı 5 eşittir 0. Toparlayalım birazcık. 4, 2, eksi 2 içeriye dağıtalım. Eksi 2m eksi 2 artı 2m kare eksi m artı 5. Tekrar toparlıyorum. Şimdi 2m kareyi başa yazdım. Eksi 2m eksi m daha eksi 3m geldi. Bir de 5 2 çıktı 3, 4 geldi 5, 2 çıktı 3, 4 daha artı 7 oldu. Eşittir 0. Diyor ki m'nin değerleri toplamı. Bu ifade artık m'ye bağlı bir denklem olmadı mı kardeş? Ben m'nin değerleri toplamını arıyorsam, yani aslında bu denklemin köklerinin toplamını arıyorum. M1 ile m2'nin toplamını arıyorum. O da klasik formül. Eksi b bölü a. Eksi b'miz artı 3 yapar, a'mız da 2 yapar, 3 bölü 2 Adana şıklı çıkar. Geldik 4 numaralı soruya. Denkleminin bir kökü 4, diğer denkleminde bir kökü eksi 2'dir diyorum. Bu iki denklemin diğer kökleri eşit olduğuna göre m eksi n. Dostum, bu adamın denklemin köklerinden biri 4, diğeri a olsun. Bununki de eksi 2 ile a olsun. Çünkü diğer kökleri eşitmiş. Şimdi üstteki denklemin köklerinin toplamı, yani 4 ile a'nın toplamı eksi b bölü a'dan eksi m bölü 1'den eksi m. Diğer denklemin kökleri toplamı, yani eksi 2 ile a'nın toplamı da yine eksi b bölü a'dan eksi p. Şimdi diyor ki m eksi p'yi bulun diyor bize arkadaşlarım. M eksi p. Üsttekini eksi ile çarpalım şöyle. Eksi olsun. Şurası eksi, burası artıya dönsün. Ve alt alta toplayalım. Bakın m eksi p geliyor buradan.
A'lar gidiyor. Eksi 4, eksi 2 daha. Eksi 6 çıkıyor. M eksi P. Evet. Bir numaramız tamamdır. Hemen iki numarayı önümüze aldık arkadaşlarım. Bakalım burada ne yapacağız? Önce bir odaklanma muhabbetini bir ayarlayayım bakalım. Evet. Gayet güzel gözüküyor dostlarım. Şimdi burada da kökler çarpımı çıktı karşımıza. Yani x1 ile x2'nin çarpımı. Bu da c bölü a'dır arkadaşlarım. x1 çarpı x2 c bölü a olarak bulunur. Hadi bulalım şimdi bunları da. Burada diyor ki x1 artı x2. E bunu biliyoruz zaten. Eksi b bölü a. Yani şunun eksilisini alacağım. O da m eksi 2 kalır sadece. Eksiyle çarparsam. A'da 1. Bölü 1'i yazmıyorum. Artı 2 çarpı kökler çarpımı. Kökler çarpımı da C bölü A. E C'miz burası. A'mız da 1 arkadaşlarım. Demek ki M artı 1 olacak. Bu da eşittir 12'ymiş. Düzenleyelim. M eksi 2 artı 2M artı 2 eşittir 12 gelir. 3M 2'ler gitti eşittir 12. 3'e bölersem M eşittir 4 çıktı sorunun cevabı. Geldim 2 numaraya. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Şöyle bir şey vermiş. A kaçtır? Hadi bunu bir önce dağıtalım şöyle içeriye. X1 ile x2'nin çarpımı geliyor. X1 çarpı x2 artı 3x1 artı 3x2 ve bir de artı 9 geldi eşittir 13'müş. Şimdi x1 çarpı x2 c bölü a yani eksi 2 bölü 1 eksi 2. Şurası da 3 parantezine alırsanız bakın burayı 3 parantezinde x1 artı x2 gelir. Yani 3 parantezinde eksi b bölü a. Eksi b dediği zaman şuradaki eksi artıya döndü. A eksi 1 bölü 1'den a eksi 1 artı bir de 9 var eşittir 13. Toparlıyorum şimdi. Eksi 2 artı 3a eksi 3 artı 9 eşittir 13. Eksi 2 eksi 3 daha eksi 5 9 daha 4 yapar. 4'ü de bu tarafa salarsak 9 kalır. Burada da 3a kaldı. Demek ki a'da 3 çıkacakmış Gobeller. Evet geldik bu amca ne diyormuş bakalım. Denkleminin köklerinin çarpmaya göre terslerinin toplamı. Şimdi denklemin kökleri x1 ile x2 ise çarpmaya göre tersi dediği zaman 1 bölü x1 diğeri de 1 bölü x2'dir. Çarpmaya göre ters takla attırın demektir. Bunların da toplamını vermiş bize 2 bölü 3'müş. Hadi bir payda eşitlemesi yapalım. X2 buraya, X1 buraya yazalım. X2 ile 1'in çarpımı X2 artı X1 bölü X1 çarpı X2 gelir burası. Eşittir 2 bölü 3'müş. Yukarıda ne oldu? Köklerin toplamı. Hemen biliyorum orayı. Eksi B bölü A. Şuradan devam edelim. Yani eksilisini aldığım için direkt M eksi 1 olacak burası. Bölü A'da 1 olduğu için yazmadım. Bölü kökler çarpımı. O da C bölü A. Yani 2M artı 4 bölü 1'den 2M artı 4 eşitmiş 2 bölü 3'e. İçleri çarpalım. 4M artı 8 eşittir. Dışların çarpımı 3M eksi 3'e. 3M'i buraya aldık. M. 8'i buraya aldık. Eksi 11. M eşittir. Eksi 11 çıktı Gobeller'in. Evet, açıların çocukları. Hadi bakalım şununla devam edelim. Denkleminin kökleri x1, x2'dir. X1 eşittir. X2'nin karesi olduğuna göre k kaçtır? Dostum, x1 ile x2'nin çarpımını yazsak biz. Bu c bölü a'dan eksi 8 geldi mi dostum? Peki x1 yerine de x2'nin karesi yazabilirmişiz. Çarpı x2'nin birinci kuvveti eşittir eksi 8. Burası ne oldu? Üstler toplanıyordu arkadaşlarım. X2'nin 3. kuvveti eksi 8'miş. Neyin 3. kuvveti eksi 8? Tabii ki eksi 2. O halde köklerinden biri eksi 2. Yani bu kök ne demekti? Yerine yazdığında sağlayacak. E yazalım. Eksi 2'nin karesi. Eksi k çarpı eksi 2. Eksi 8 eşittir 0. Eksi 2'nin karesi 4 yapar. Eksi ile eksinin çarpımından artı 2k gelir. Bir de eksi 8 var eşittir 0. 2k burada dursun.
4 eksi 8 eksi 4 yapar. Bu tarafa da saldığımızda 4 kaldı. K eşittir 2 geldi Gobeller. Evet, 2 numarayı gömdük. Hemencecik 3 numarayı ayarlıyoruz. Odaklanmasına da bakıyoruz. Ve diyor ki x1 eşittir x2 artı 2. Bağıntısı olduğuna göre m kaçtır diye bir soru sormuş bize. Dostum, biz bu adamın kökler toplamını biliyoruz. X1 artı X2'yi. Eksi B bölü A'dan 6 gelir. Şu X2'yi buraya atarsak buradan da X1 eksi X2 eşittir 2 geldi. Hadi bunları bir alt alta toplayın bakalım neler geliyor. 2 tane X1 eşittir. 6 2 daha 8. X1 eşittir 4 geldi. Yani köklerinden biri 4 ve ben bu 4'ü burada yerine yazarsam denklemi sağlar. 4'ün karesi 16 eksi 6 kere 4 24 artı m eksi 5 eşittir 0. 16'dan 24 çıktı eksi 8. Eksi 8 ile eksi 5'in toplamı eksi 13. Eksi 13'ü de sağ tarafa saldık. Cevap geldi 13. Bu amca ne diyormuş? Şöyle bir bağıntı olduğuna göre diyor m kaçtır? Hadi şu önce şunu bir içeriye dağıtalım. X1 çarpı X2 artı X1 oldu. Bir de X2'miz var burada eşittir 11. Kökler çarpımı. C bölü A. A'mız 1. O halde 2 artı m artı kökler toplamı eksi B bölü A'dan 7 eşittir 11 geldi. Buradan 7 ile 2'nin toplamı 9. 9'u bu tarafa eksi 9 olarak saldık. 11'den 9 çıktı. 2 kaldı m. Geldik bu amcaya. Bakalım bu ne diyor. Denkleminin kökleri ardışık 2 tam sayı olduğuna göre. Dostum demek ki x1 a artı 1 olsun. X2 de ardışık tam sayı dediğine göre a olacak. Aralarında birer fark var yani. Yani ben büyükten küçüğü çıkartınca a'lar gitti 1 kaldı. O halde x1 eksi x2 eşittir 1'dir diyorum ben. Şimdi bakın burada size bir formül daha söyleyeyim ben dostlarım. İki kökün farkı şuna eşittir her zaman. Kök içinde delta bölü 2a. Hemen bunu da işleme koyalım arkadaşlarım. Ne diyeceğiz? 2a ile burayı çarpalım. 2a eşittir. A'da 1 olduğu için 2 eşittir aslında. Kök delta. Yani kök içinde deltamız da neymiş? B kare eksi m'nin karesi yok. Şurayı önce bir toparlamamız lazım bizim. Şöyle yazalım. Dağınık x'ler var çünkü. X kare eksi x parantezinde m artı 2 geliyor. Artı 6. Heh, şimdi oldu. Eşittir 0. B karemiz şimdi m artı 2'nin karesi olacak. Eksi karesini alsam da yine gidiyor. O yüzden yazmadım. Eksi 4ac. 4 çarpı a'mız 1, c'miz de 6'ymış dostlarım. Hemen her iki tarafın karesini aldım. 4 eşittir. Şurayı açarak yazalım. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 24 de buradan geldi. Şu 4'ler gitsin. Ne kaldı elimizde? M kare artı 4m eksi 24 eşittir 0 kaldı. M'nin değerleri toplamını soruyordu bize. Denklem zaten M'ye bağlı bir denklem olduğu için eksi B bölü A'dan eksi 4'ü paketledim dostlarım. Hadi geldik son sorumuza. Diyor ki x1'den x2 çıkınca 1'e eşit. Peki biz bir de x1 ile x2'nin toplamını bulalım. X1 ile x2'nin toplamı eksi B bölü A'dan 3m bölü m yani 3 çıktı. X1 ile x2'nin farkını da vermiş bize, bu da 1 vermiş. Toplayalım bunları alt alta. X2'ler gitti. 2 tane x1 eşittir 4, x1 eşittir 2 çıktı. X1 2 ise x2'nin de 1 olması lazım ki farkları 1 olsun ya da toplamları 3 olsun. Bize de kökler çarpımını soruyor. 2 çarpı 1. 2'yi paketledik Gobeller. Evet, 3 numarayı da gömdük. Şimdi sıra geldi 4 numaralı köşe taşımıza. Alalım bunu da şöyle önümüze. Bakalım bir de odaklanmaya.
Her şey yolunda Goberler gibi gözüküyor. Hadi bakalım. Ne diyormuş birinci soru? X1'in karesi artı X2'nin karesi eşittir 13. Bak şimdi kareleri toplamı dediği zaman dostum ben ne yapacağım? Adamın X1 artı X2'nin karesini açsak biz. Birincinin karesi, ikincinin karesi ve birinci ile ikincinin çarpımının iki katı gelmiyor mu dostum? Ben şimdi şurayı biliyorum 13. Burası 13. Başka neler biliyorum? X1 artı X2'yi de biliyorum. O da eksi B bölü A'dan eksi şunun eksilisi gelecek arkadaşlarım. M şöyle yazayım hatta. Eksi M artı 6'nın karesi gelecek. Eksi B bölü A'dan eşittir 2 çarpı kökler çarpımı C bölü A. Yani eksi M eksi 1 geliyor dostum. Eksi M eksi 1 geldi. Şimdi burayı bir toparlayalım tabii. Şunu bir açalım. Birincinin karesi m kare geliyor. M kare. Artı ikincinin karesi 36. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 12 m. Eşittir. 13 artı 2'yi içeriye dağıtalım. Eksi 2 m oldu. Bir de artı 1 geldi. 2 ile de eksi 1'in çarpımı yok. Eksi 2 geldi arkadaşlarım. Pardon. Eksi 2. Evet, hadi toparlıyoruz şimdi burayı. Eksi 2m bu tarafa alınırsa m kare eksi 10m kalır burada. Artı gelir çünkü. 13'ten 2 çıktı 11. 36'nın yanına attık 11'i. 25 mi kaldı? Artı 25 eşittir 0 oldu. M kaçtır diye soruyor. Çarpanlarını ayıralım biz bunu. Eksi 5'e eksi 5 diye ayıralım. M'e m diye ayıralım bunu da. Gerçekten sağlıyor arkadaşlarım. O halde m eksi 5 eşittir 0'dır. M eşittir 5 çıktı dostlar. Geldik 2'ye. Denkleminin kökleri bu olduğuna göre x1'in küpü artı x2'nin küpü toplamı kaçtır? Hadi bunu bir açalım. Bunu nasıl öğrendik çarpanlara ayırmada? Öncelikle küpler yokmuş gibi x1 artı x2 diye yazıyorum. Yanına çarpı birincinin karesi x1'in karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesini de ekliyorum. Şimdi x1 artı x2 dediğimiz şey kökler toplamı eksi b bölü a'dan 1. Şurada da bir kökler çarpımı var. C bölü a'dan eksi 3 gelir burası. Bana bir tek ne lazım? X1'in karesi ile x2'nin karesi. Onu da bir üstteki formüldeki gibi yapacağım arkadaşlarım. X1 artı x2'nin karesini açacağım yine. Bu da neydi? Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Şimdi şurasını biliyoruz biz. 1. 1'in karesi yine 1 eşittir. Şurayı zaten arıyorum. K diyelim biz o aradığımız yere. Kökler çarpımı eksi 3'tür. 2 ile çarptım eksi 6. Eksi 6'yı bu tarafa atarsak K dediğimiz şey yani x1'in karesi ile x2'nin karesi 7 gelir. O halde şurası da 7'dir. 7 eksi eksi 3'ten artı 3'e döner. 7 artı 3'ten 11 olur. 11 ile de 1'in çarpımı 11 gelir arkadaşlar. Ne dedik? Yok. 7 ile 3'ün toplamı tabii ki 11 olmaz arkadaşlar. 10 olur. Dımbıllık yapmayalım. Ben sizi denedim. Bakayım dikkatli misiniz diye. Bunu daha önce de söylemiştim. Bu klasik öğretmen yalanıdır arkadaşlar. Ben sizi denedim. Evet, bu ne diyor? Buna göre x1'in karesi x2'nin karesi kaçtır diye bir soru sormuş bize. Hadi bakalım başlayalım şimdi biz de. Neler yapacağımızı görelim. Önce bir payda eşitlemesini deneyelim dostlar burada. Şunu x2'nin karesiyle çarpalım. Yani x2'nin karesi artı bunu da x1'in karesiyle genişletelim. X1'in karesi bölü x1'in karesi çarpı x2'nin karesi gelsin. Şimdi üst tarafı biliyoruz artık nereden bulacağımızı. X1 artı x2'nin karesini açacağız. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin kare çarpımının iki katı. Peki x1 artı x2'nin karesi neydi? Eksi b bölü a'dan 2. 2'nin karesi 4 eşittir. Şurayı zaten arıyorum. X1'in karesi artı x2'nin karesi. X1 ile x2'nin çarpımı eksi 4'müş. 2 ile de çarptım eksi 8. Eksi 8'i bu tarafa aldım. 12 geldi. Üst tarafı bulduk. Şimdi burada ne var?
üstler aynı olduğu için çarpma işleminde ne yapıyorduk? X1 çarpı X2'nin kısaca karesi diyoruz. O da ne yaptı? 12 bölü eksi 4'ün karesi geliyor 16. 4'e bölelim 3, 4'e bölelim 4. Edirne şıkkımız doğru cevap. Geldik bu amcaya. Bakalım ne diyor 4 numara. Evet. Diyor ki denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Toplamının pozitif değeri kaçtır? Dostum, ben bu adamların toplamına k diyeyim. Sonra gelin her iki tarafın karesini alalım. Birincinin karesi x1. İkincinin karesi x2. Artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı gelmedi mi dostlarım burası? Ve bu da k kare oldu. Peki x1 ile x2'nin toplamı eksi b bölü a'dan 4 artı 2 tane kök içinde c bölü a'dan 9 eşittir k kare oldu. 4 artı 2 çarpı 9 dışarıya 3 diye çıktı k kare. 6, 4 daha 10 yaptı k kare. Demek ki k'da kök 10 gelecek diyebiliriz. Zaten ya kök 10 ya da eksi kök 10'dur. Ha bize de zaten pozitif değerini soruyormuş. Kök 10'u işaretledik haberler. Evet, 4 numarayı da gömdük. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin haberler.